Sezon bittikten sonra yaklaşık 2 ay kadar bir dinlenme ve kendimize zaman ayırma vaktimiz oldu. Ve o aradan sonra Slovenya'ya gelerek yani Slovenya'ya en hazır şekilde gelebilme fırsatı yakaladık. Hem sağlık olarak hem mental olarak çok iyi durumdayız. Takımdaki ortam da çok güzel. Çok güzel bir enerji var. Zaten çalışma ortamı harika. Slovenya belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri kamp ortamı için. Temiz hava, bol oksijen, salonla otel birbirine yakın. Bunların hepsi bizim için avantaj. Çünkü basketbola daha çok yoğunlaşabiliyoruz burada. Daha çok basketbolu düşünüp hedeflerimizin ne olduğunu tekrardan daha detaylı bir şekilde gözden geçirebiliyoruz. Bu yüzden bu süreç bizim için çok güzel geçiyor. Kağıt üzerinde görünen en iddialı takım bize rakip olabilecek takım Avustralya olarak görünüyor. Ama bu kağıt üzerinde. Yani Nijerya ve Arjantin'i küçümseme hakkımız yok. Çünkü belki onların en iyi gününe denk geleceğiz. Bütün şutlarının girdiği güne denk geleceğiz ve o maçlara da en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Yani Avustralya'yı yenip Arjantin'le Nijerya'yı yenirsek hiçbir anlamı olmaz. O yüzden 3 maçı da kazanıp avantajlı bir şekilde çeyrek finale kalmak istiyoruz. Türk halkı her zaman bize destek oldu. Hem ekran başında hem maça gelerek bizi desteklediler. Onların hakkını ödeyemeyiz gerçekten. Bu bizim için çok önemli, çok değerli. Özellikle Türkiye'de kadın sporları göz ardı edilebiliyor. Ama herkese teşekkür ederiz çünkü bizi en iyi şekilde destekliyorlar. Ve onlar bizi destekledikçe biz daha iyi oluyoruz. Eğer daha çok arkamızda dururlarsa, daha çok destek alırsak inanıyorum ki daha iyi yerlere de gelebileceğiz.